Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dişi börek gibi içi nefis küfte tarif hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı su ya da daha fazla olabilir. Hamurumuz kıvamı göre su ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı tuz. Bunlar hamuru için kullanacağız malzemeler. Şimdi iç harcı için yarım kilo kıyma eti ihtiyacımız olacak. 3 adet haşlanmış patates. 2 adet şöyle büyük olan rendelenmiş soğan. Sarımsak pudrası. Kırmızı tatlı biber. Karışık olan baharat, onlar size bağlı tabii ki de. Ve bir miktarı tuz, tuzun miktarı da size bağlı. Alalım ve içindeki şöyle patateslerimizi ezileceğiz. Şimdi kıyma etimiz üstüne şöyle ilave edeceğiz. Rendelenmiş olan soğanımızı ilave ediyoruz. Karışık olan baharatlarımızı döktük. Kırmızı tatlı biber, onu da ilave ettik. Sarımsak pudrası. Ve tuzumuz şöyle döktük. Şimdi malzemeler hepsini birbiriyle yoğuracağız. Evet şöyle. Bunu buzdolabı yarım saate kadar bekleteceğiz. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Unumuz üstüne tuzumuzu döktük. Birbiriyle karıştıralım. Suyumuz yavaş yavaş bir şekilde dökerek ve karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi hamurumuzu ellerimiz ile yoğuracağız. Şimdi sıvı yağımızdan yarısı yarım miktarı olarak dökeceğiz. Üstüne kapatıyoruz ve dinlendirmesi için 5 dakika kadar bekleteceğiz. 5 dakika geçtikten sonra şöyle aldım, çıkardım onu, sebzemi kaldırdım. Sıvı yağımızdan kalan miktarı dökelim ve yine de yoğuracağız. Ve şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumuzu üstüne kapatıyoruz ve dinlendirmesi için yarım saat kadar bekleyeceğiz.
Yarım saat geçtikten sonra hamurumuz üstüne açıyoruz. Tezgahın üstüne un serpelim ve hamurumuz üstüne dökeceğiz. Şimdi hamurumuzu 8'e böleceğiz. Hamurumuz şöyle top gibi yapalım. Böyle gördüğünüz gibi bir kenara bırakacağız ve üstüne kapatıyoruz. İç harcımızı alalım, onu da 8'e böleceğiz. Etimizden bir parça alalım ve unu tavuk gibi yapalım. Kıyma topu şöyle alalım ve hamurumuz üstüne koyalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Unumuz üstüne koyacağız ve üstüne biraz şöyle bastıracağız. Şimdi merdane ile böyle açacağız. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Hamurumuzu da şöyle merdane ile açabilirsiniz. Kıyma etimizi alıyoruz ve bunu top gibi yapacağız azıcık. Etimizi hamurumuz üstüne koyacağız ve unu kapatacağız. Evet, şu şekilde gayet iyi bir şekilde kapattım. Tezgahın üstüne yine de azıcık un serpettim. Şimdi hamurumuz üstüne koyacağız ve üstünü azıcık pastıracağız. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumuz merdane ile açalım. Ocağın üstüne bir tava koyalım. İçinde bir miktar da sıvı yağ döktük. Sıvı yağımızı şöyle yerleştireceğiz.
Az önce açtık hamurumuz şöyle tavamız içerisinde koyduk. Hamurumuz sürekli her anda şöyle ters çevirip evet, gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. Artık kaldıracağız şimdi. Biraz daha sıvıya dökelim ve diğer parçalarımızı da kızartacağız. Şimdi bir parça aldım ve onu şöyle kezeceğim. İçinin nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti ve her yerde güzelce pişmiş. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.